Merhaba arkadaşlar, Gözde Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dev gibi kabaran, kabardığıyla kalmayıp pişmaniye gibi tel tel ayrılan açma tarifi hazırladım. Bu tarifte özellikle denemenizi istediğim tariflerden. Umarım sizler de dener, beğenir ve yorumlarınızı bizimle paylaşırsınız. Şimdi geçelim tarifimize. Yoğurma kabımızı masamıza alalım. İçerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant kuru maya, 2 adet yumurta, sarılarını üzeri için ayırıp beyazlarını kabımıza alalım ve tüm malzemeler birbirine karışana dek biraz çırpalım. Çırptığımız karışımın üzerine 6 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz alıp hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamuru yoğurup toparlayınca üzerini kapatıp ılık bir ortamda 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Hamur gelişip kabarınca dinlenme sürecini sonlandırıp açma işlemine geçelim. Açma işlemine geçmeden önce hamurun havasını alıp masayı yeteri kadar yağlayalım. Ardından hamuru masaya alıp elimizle üzerinden bastırarak açabildiğimiz kadar açalım. Benim açtığım hamur dikdörtgen şeklinde yaklaşık olarak 50 santime 70 santim oldu. Hamuru açınca üzerine oda sıcaklığındaki tereyağı ile yağlayalım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama tereyağı ile daha da bir lezzetli oluyor. Şimdi de yağladığımız hamuru katlama işlemine geçelim. Her katladığımız yeri yine tereyağı ile yağlayıp katlama işlemine devam edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlayınca ikinci açma işlemine geçelim. İsterseniz yine elinizle açma işlemine devam edebilirsiniz. Ama ben daha kolay ve pürüzsüz açılması için merdane kullanmayı tercih ettim. Yine bir önceki açtığımız ölçülere gelinceye kadar açma işlemine devam edelim.
Hamurumuzu tahminen 50 santime 70 santim ölçülerinde açınca kaç adet açma elde etmek istiyorsak o kadar parçaya bölelim. Ben 12 adet açma yapacağım için dikdörtgen şeklinde 12 eşit parçaya ayırıyorum. Şimdi de parçaların herhangi birinden başlayarak üzerine yine tereyağı ile yağlayalım. Yağladığımız hamurun başını ve sonunu kopartmadan birer santim aralıklarla bıçak veya rulet kullanarak keselim. Kesikler attığımız hamurun uç kısmından başlayarak hafif yan olacak şekilde kıvırarak saralım. Sonra iki ucunu birleştirip açmaların son şeklini verelim ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alalım. Bütün açma hamurlarına aynı işlemleri uygulayıp tepsimizi dolduralım. Açıklayıcı olması için hemen hızlıca bir tane daha göstermek istiyorum. Aslında şekil vermesi de yapması da çok kolay. Yaparken hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bütün açmalarımızı hazırlayıp tepsiye dizince tarifimizin başında ayırdığımız yumurta sarılarına bir yemek kaşığı süt ekleyip karıştıralım ve açmalarımızın üzerine sürelim. Son olarak sıra geldi açmalarımızı süslemeye. Ben bu açmalara susamı yakıştırdığım için susam serpiyorum. Siz zevkinize göre çörek otu da kullanabilirsiniz. Açmalarımızı hazırladığımıza göre artık fırına verebiliriz. 180 derece fırında 20-25 dakika arası üzeri nar gibi kızarana dek pişirelim. Açmalarımız servise hazır. Gördüğünüz gibi bir düzine açmayı pratik bir şekilde hazırlamış olduk. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videoma vakit ayırıp beni buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zile tıklayıp tümü seçeneğini açmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.